korunmasında karşılaşılan güncel tehlikeler nelerdir? Günümüzde henüz ülkemizde olmasa bile dünyanın dört bir tarafında nesebin bozulmasıyla alakalı pek çok girişim var. Biz bunu görüyoruz. Kasıtlı veya kasıtsız ama Allah-u Teala insanları Kur'an-ı Kerim'de fesat çıkaranlara karşı, yani bozgunculuk yapan, düzeni bozanlara karşı uyarıyor. Demek ki bizim de bu tehlikelerden haberdar olmamız ve onlara karşı tedbirli davranmamız gerekiyor. Ben bu konuda Bakara suresinden çeşitli ayetler okuyacağım. Bakara suresi 204 ila 206. ayetler. İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri seni hayran bırakır. Kalbinde olana da Allah'ı şahit tutar. Aslında o azılı bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Hayran bıraktığı kişi kim? Resulullah. Yani Allah'ın nebisini bile, Allah'ın elçisini bile hayran bırakacak şekilde dünya ile alakalı konuşabiliyorlar bu insanlar. Fakat baktığımız zaman onlar aslında Allah'ın düzeninin düşmanı olan kişilermiş. Yanından ayrılınca yeryüzündeki düzeni bozmaya, kaynakları ve nesli yok etmeye çalışırlar. Allah düzenin bozulmasını sevmez. Ona Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın denince günahıyla üstünlük taslar. Onun hakkından cehennem gelir. Orası gerçekten ne kötü bir yerleşim yeridir diyor Allah-u Teala. Bu insanlar Allah'ın düzenine, fıtrata aykırı çalışmalar içerisindeler. Ve yaptıkları şeylerle de tam tersine övünüyorlar. Yine Bakara suresinin 11-12. ayetlerini de okuyayım. Onlarla beraber bazı çıkarımlar yapacağız. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde biz sadece düzelten, orada muslih geçiyor, ıslah eden kimseleriz diyorlar. Dikkat edin, gerçek anlamda düzen bozucular onlardır ama farkında olmazlar. Yani bu yeryüzünde fesat çıkarmaya, bozgunculuk yapmaya çalışan insanlar Allah'ın kurduğu düzene karşı çalışıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Kaynakları yok ediyorlar. Nesli yok ediyorlar. Kaynaklar dediğimiz zaman aklımıza bizim bugün sudan toprağa, tohuma kadar her şey gelebilir. Havanın kirletilmesi de buna dahildir. Suların kirletilmesi buna dahildir. Pek çok kaynak insan neslinin yok edilmesi amacıyla yok edilmeye çalışılıyor. Şimdi mesela yiyip içtiklerimiz de neslin azalmasına neden oluyor. Günümüzde biliyorsunuz artık etrafınızdan duyuyorsunuzdur. Yani bunun için bir istatistiğe aslında gerek yok ama çevremizde gördüğümüz kadarıyla normal yollardan çocuk sahibi olabilme artık zorlaştı. Gittikçe alternatif yöntemlere başvurulmak zorunda kalınıyor ve çocuk sayısındaki azalma da bu bahsettiğimiz aslında düzenin bozulması, kaynakların ve neslin yok edilmeye çalışılmasıyla yakından alakalı olabilir. Elimizde de istatistikler var. Bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nin Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü nüfus biriminin oluşturduğu bir grafik. Onların verdiği veri ve öngörülere dayanarak hem günümüze kadar olan belli yıllar arasındaki grafik verilmiş hem de ileriye dönük öngörüler aslında bu sitede paylaşılıyor. Burada işte Mısır, Endonezya, İran, İsrail, Pakistan, Türkiye ve dünya genelinin verilerini alarak kadın başına doğum sayısı, çocuk sayısı şeklinde daha doğrusu bir grafik oluşturulmuş. Bu grafikte ilgimizi çeken çok önemli şey var olan bir mavi çizgi. O çizgi yalnızca İsrail'in doğum sayısını gösteriyor. Belli bir müddet yalnızca işte 80'lere kadar azalmış gibi görünüyor ama 80'lerden 2010 ve sonrasına kadar ya sabit ya da artarak, azar azar artarak devam ediyor. Bunun dışındaki ülkelere baktığımızda ise tam olarak tepe taklak bir düşüş görüyoruz. Türkiye ve diğer baz alınan ülkeler. Ben daha sonra bu istatistikleri birazcık daha siteye girerek incelemeye devam ettim. Her ne kadar biz Avrupa'da genel olarak nüfusun azaldığını söylesek ya da öyle düşünsek de bazı 1-2 ülke hariç, Almanya bunların başında geliyordu. Diğerlerinin çoğunda doğum oranı da ya sabit ya da artıyor. Aslında orada çocuk sayısının arttırılmasıyla alakalı ciddi teşvikler var. Fakat bizim ülkemizde ve diğer adından bahsettiğim ülkelerdeki çoğu Müslüman ülkeler, bunların İsrail harici, doğum oranlarının gittikçe düştüğünü görüyoruz. Bu da tabii ki bizim bazı etkenlerden bilerek veya bilmeyerek daha fazla etkilendiğimize,
Oysa ki bir örnek olarak İsrail'in mesela bu şekilde olmadığını gayet açık gösteriyor ve dediğim gibi Batı Avrupa ülkelerinin de çoğunda doğum oranı ya sabit ya artış gösteriyor. Neslin karışması ve neslin bozulması yönündeki bu çalışmalara maruz kalmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Bunların bilincinde olmalıyız.